Tabii aslında ismiyle girmek lazım. Şimdi Yavuz Sultan Selim. Şimdi biz böyle biliyoruz. Fakat tarihte böyle bilinmiyor. Yani Batılılar sizin dediğiniz gibi söylüyorlar. Döneminde Sultan Selim diye anılıyor. Çünkü ikincisi yok. Evet. Daha sonraki tarihler Selim Evvel. Yani birinci Selim diye anıyorlar. Ancak sonra da Yavuz ekleniyor. Şimdi bu Yavuz kelimesini ben dilcilere sordum. Mustafa Kaçan'ın hocamıza da sordum. Eski Türkçe'de diyor, kötü demek diyor. Yani ta yabız. Kötü manasına geliyor diyor. O Yavuz'a dönmüş diyor. Fakat onun ilginç bir şeyi var. Sultan o kadar iyi birisiymiş ki diyor. Kötü bir kelimeyi olumlu bir manaya çevirmiş diye. Fakat o dönemki halk mı dedi Yavuz'a, Yavuz şeyini? Sonra yani sonraki kitaplarda çıkıyor çünkü. Yani 16. yüzyıl kroniklerinde gözükmüyor bu. Yani ne kadar, yine 100 yıl sonra falan mı? Yani işte bilmiyorum, araştırmak lazım yani özel lakabın çıkmasını. Çünkü birçok padişahın lakabını sonraki tarihçiler vermiştir. Mesela şey diyorsunuz yani Avcı Mehmet diyorsunuz, öyle bir şey. Evet, Mehmet. Sarı Selim diyorsunuz. Yani Sarı Selim diyorsunuz gibi. Yani en lakabı kendi döneminde alınan padişah Yıldırım. Kendi döneminde Yıldırım diyorlar. Yani onu gördüm yani belgelerde de geçiyor. Yani sonraki dönem belgelerde de geçiyor, kroniklerde de geçiyor ama yani birçok padişah lakabını sonraki tarihçiler vermiştir. Yavuz da yani Yıldırım ama zamanıdır. Yıldırım zamanında geçiyor. Çünkü o 1387'de Karaman Beyliği ile yapılan Frenk Yazısı Savaşı var. Orada ne savaşı? Frenk Yazısı. Hı. Frenk Yazısı Savaşı'nda çok süratli hareket ettiği için bu lakabı alıyor. Mesela Fatih'e de Ebulfet diyorlar aslında. Yani Fethin babası. Erhan'cığım ne olur şu isimleri ağır ağır söyle. Yalvarıyorum, rica ediyorum. Lafımı kesme diye hızlı konuşuyoruz. Yani kesmeyeceğim. Şimdi şu isimleri tamam. Ağır ağır söyle ne olur. Ebulfet diyorlar. Ebulfet desene yani şunu. Yani Ebulfet deniliyor. Şöyle söylüyor Erhan. Ebulfet diyorlar. ne yapacağız? Hızlı konuşmasak laf uçuyor. Uçmaz. Yani yavaş şey yap ne olur. Şimdi inayeten, yani tenezzülen, kerameten. Yavuz Sultan Selim de sonradan çıkmıştır. Yani Sultan Selim'dir asıl. Hatta şehzadeliğinde çok ilginç Selim Şah. Yani İran hükümdarları gibi. Şehzadeler II. Beyazıt'ın resmi belgeler var çünkü. Orada Selim Şah diye geçiyor. Dönemin batı kroniklerinde de mesela birçok yerde Selim the Terrible yazılıyor. Yani Korkunç Selim. Selim. Tamam. O da kim yazmış? Yani o dönem... İngilizce mi yazmıştı? Hayır, İngilizce çevirmişler sonra. Ama hani Korkunç lakabı kullanılıyor. Evet. Tabii şey, tabii yani. Korkunç Ivan da 16. yüzyılda ona da Korkunç Ivan lakabı veriliyor. Fakat yani Yavuz'un dediğimiz gibi lakabı orijinal bir lakap değildir. Sonradan yazılmıştır. Ancak kendi döneminde halk diyor muydu, demiyor muydu? Çünkü sert bir padişah. Kötü sultan manasına kullanıldı mı bunu bilemiyoruz. Yani bu takip etmek lazım aslında. Yani bu bütün ne zaman hangi lakap girdi diye. O ortaya çıkabilir. Yani birçok padişahla ilgili öyle uydurma şeyler vardır. Tabii Yavuz Sultan Selim Fatih'in torunu. Yani 2. Beyazıt'ın oğlu. Babası zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin oturduğunu görüyoruz. Yani Fatih gibi çok büyük fütuhat yok ama devlet bir şeye giriyor. O büyük fütuhatları hazmetme dönemine giriyor 2. Beyazıt döneminde. Ve en önemlisi bizim için tarihler yazılıyor. Yani en önemli tarihler Neşri, Ruhi, Aşık Paşazade gibi çok önemli tarihler bu dönemde kaleme alınıyor. Ve resmi arşiv belgeleri de bu dönemden itibaren çoğalıyor günümüzde. Erhan pardon, kuruluş döneminden yazılan hiçbir şey bulunamadı mı hala? Şimdi en... Tarih yani. Osmanlı veya Orhan döneminden. Osmanlı Orhan döneminden yok. Erken Orhan Gazi'nin imamı İshak Fakih'in oğlu... O da yok. Yahşi Fakih menakıbnamesi var. Aşık Paşazade onu kopyaladı. Aşık Paşazade onu 1400'lü yıllarda 1413'tü galiba Geyve'den. Orada 150 sene var. Ama işte aslında Orhan Gazi'nin imamı olduğu için babası çok şeyi biliyordur. Şimdi bu kayıp. Bu belki de şeydedir. Herhangi bir evde şu anda yazma olarak da duruyor olabilir. Mesela çünkü Halil İnalcık daha önce Kütahya'da bulunmuş. 2. Murat dönemine ait bir yazma neşretti. Gazavatı Sultan Murat diye. Evet. Bir köyde bulundu geldi tesadüfen. Şimdi mesela şey de kayıp biliyorsunuz.
Divan Lugat Türk'ün ikinci cildi kayıp. Hatta dil kurumu bunu bulana ödül falan veriyor galiba. Böyle bir şey var. Öyle bir şey de var. Bilmem kaç bin altın diye. Yani mesela Yahşi Fakih Menakıbnamesi bulunsa aslında çok büyük şeyler olabilir. Çünkü Aşık Paşazade ne kadar yazdı bilmiyoruz. Fetret döneminde Ahmedi'nin İskendernamesi var. Ancak o da... Fetret dönemi yani 1400'lü yıllar. Evet. O da çok az bilgi veriyor. Manzum bir eser zaten. O yüzden 1400'lü yıllardan önce yazılmış hiçbir şeyimiz yok. Yani bir 100 yıl hiçbir şey yazılmamış. 150 yıl sonra da düzgün şeyler yazılmaya başlamış. Bu çok enteresan. Çünkü özellikle Fatih bu kadar meraklı. Medrese kuruyor, kitap çevirtiyor, kendisi çok okuyor. Babası da öyle. Babası döneminde öyle. O kadar tercüme var, kitap var. En önemli kitap Yazıcızade'nin Tevari-i Ali Selçuk. Selçukname. Onda da İbn-i Bibi çevirmiş Selçuklu tarihini, biraz ilave etmiş. Yani yani Fatih işte kendi dönemini Kırtıvolos'a yazdırtıyor. Ancak şey yok maalesef. Yani belki bir gün çıkabilir de, çünkü biliyorsunuz, en iyi siz biliyorsunuz. Hangi evden neyin çıkacağı belli olmuyor hiçbir zaman. Evet. Evet. Yani o küt diye bir yerden Yahşi Fakih Menakıbnamesi çıkabilir yani.